Yağmur çiseliyordu. Son padişah Vahdettin penceresinden denizi izlerken usulca kapı çaldı. Gelen kişi Harem Ağası Hayrettin Efendi'ydi. İçeri girince Vahdettin'e saygılı bir dille "Otomobiller hazır Şevket Meyap" dedi. Vahdettin iç çektikten sonra küçük bir hazırlanmanın ardından fesini düzeltti ve beraberindeki 10 kişiyle dışarıya doğru yürümeye başladı. Kapıyı Hayrettin Ağa açtı ve en son kendi de çıkarak kapıyı usulca kapattı. Hayrettin Ağa bu kapıyla birlikte aynı zamanda 6 asırlık Osmanlı tarihini de kapatıyordu. Ancak farkında değildi. Bu sırada yağmur şiddetini iyice artırmıştı. Vahdettin yağan yağmuru aldırmadan yürürken sırılsıklam olmuştu. Saray kapısının hemen önünde İngiliz Kızılaç'a ait iki ambulans ve İngiliz albayın komutasındaki bir tabur bekliyordu. Vahdettin ambulansa, eşyaları ise başka araca bindirildi ve rıhtıma doğru yola koyuldular. Rıhtımda Vahdettin'i uğurlamak için bekleyenlerden biri ise İşgal Kuvvetleri Komutanı General Harrington'dı. Vahdettin rıhtıma vardığında General Harrington'dan kadın efendilere göz kulak olmasını ve uygun bir anda yanına göndermesini rica etti. Ardından gemiye binmek için hareket etti ve kendisini İngiliz Amiral Sir Osmond karşıladı. Amiral Vahdettin'e İngiltere Kralı ve hükümeti adına hoş geldiniz dedikten sonra yola koyulduklarında saat 9.15'i gösteriyordu. İşte son padişah Vahdettin'in Türk topraklarında geçirdiği son anlar bu şekildeydi. O anlarda İstanbul'daki şark mahfilinde genç bir Bahreyli yüzbaşı koşa koşa "Paşam, paşam" diye bağırarak Refet Paşa'nın yatak odasına girdi. Refet Paşa o sıralarda Ankara'nın tam yetkili temsilcisiydi. Refet Paşa yüzbaşıya "Hayrola" dedikten sonra yüzbaşı ağlamaklı bir sesle "Padişah İngiliz zırhlısına bindi ve gitti. Emrinizi yerine getiremedim paşam, vurun beni" dedi. Refet Paşa daha iki gün öncesinde bu yüzbaşıya "Gözün padişahın üstünde olacak. Her hareketini takip edeceksin. Eğer bir yere kaçacak olursa seni ellerimle öldürürüm" demişti. Ancak Refet Paşa bu cümlesinin aksine bu kaçış dolayısıyla derin bir oh çekti. "Vaziyeti düşündüm. Biz padişahı hapis veya idam edersek halk zamanla onu mağdur görecek ve bizi kabahatli sayacaktı. Bu itibarla hadiseleri gidişine bırakmayı uygun buldum. Kaçan bir hükümdarı halkın hiçbir zaman affetmeyeceğini düşündüm." İşgal kuvvetleri komutanlarıyla Türk paşaları pazartesi günleri toplantılar yapardı. Vahdettin'in ülkeden kaçışından sonraki ilk pazartesi günü Refet Paşa ve İşgal Kuvvetleri Komutanı General Harrington toplantıda karşı karşıya geldi. Paşa'nın anlatımıyla General Harrington pişkin bir şekilde paşaya "Haber vermeden hünkârı kaçırdığımız için size karşı mahcubum" dedi. Refet Paşa ise soğukkanlı bir şekilde eldivenlerini giyerken "General, ben de bizi bir yükten kurtardığınız için tam da size teşekkür edecektim" dedi. Harrington böyle bir tepki beklemiyordu ve hiçbir şey demeden salonu terk etti. Saltanat Vahdettin ülkeyi terk etmeden 16 gün önce kaldırılmıştı. Halifeliğe ise Vahdettin daha yoldayken oylamayla Abdülmecit Efendi seçilmişti. Ancak Vahdettin hala kendini padişah ve halife olarak görüyor, bu sıfatlardan feragat etmediğini söylüyordu. Vahdettin ve refakatindekileri taşıyan zırhlı 20 Kasım'da Malta'ya vardı. Burada İngiliz subaylarının lojman olarak kullandığı Binek Kışlası'na yerleştirildi. Malta'ya ayak bastığı gün Türk tarihi adına yepyeni bir sayfa açılıyor ve Lozan'da Barış Konferansı'nın açılış merasimi yapılıyordu. Vahdettin'in ruh hali yerle birdi ve kızı Sabiha Sultan'a bir mektup gönderdi. "Benim melek Sabihacığım, Malta'daki ikametgahımız oldukça emniyetli ve memnunluğumuz fevkaladedir. Görmekte olduğumuz hürmet de gelecek için ümit verici. Yalnız endişem ailenin şimdiki halinden. Izdırabım ise pek tabii olan hasret ve ayrılığın elemidir." Vahdettin Malta'da bulunduğu süre boyunca Türkiye'yi de yakından takip etti. Hilafetin Abdülmecid'e verilmesine çok sinirlenerek "Beni ancak şanlı müvekkilim yani Hazreti Muhammed haleder" diyerek tepki gösterdi. Hatta bir gün gazete okurken Abdülmecid'in kendisi hakkında kötü konuştuğu bir haberi görünce sinirlenerek gazeteyi yere fırlattı, "Bana bir daha gazete getirmeyin" diye haykırdığı aile mensupları tarafından anlatılmıştır. Vahdettin Malta'yı geçici bir istasyon olarak görüyordu ve Müslüman ülkelere gitme düşüncesi vardı. Zaten İngiltere'de Vahdettin ve beraberindekileri maddi bir yük olarak görüyordu.
Bunun yanında Hicaz Kralı Şerif Hüseyin, Vahdettin'i sık sık Hicaz'a davet ediyordu. Ve Vahdettin Hicaz'a gitmeye karar verdi. Onu Hicaz'a davet eden Şerif Hüseyin, Abdülhamit tarafından Mekke'ye vali olarak atanan, ancak 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'ya karşı Arap isyanlarını başlatan kişiydi. Vahdettin İngilizlerden sonra şimdi de Türk Devleti'nin bir başka düşmanına sığınıyordu. Vahdettin'in Şerif Hüseyin'in yanına gitme hazırlığı kısa zaman içinde İstanbul'da duyuldu. İstanbul'daki hanedan üyeleri ve özellikle Sultan Abdülmecit, Sabihe Sultan aracılığıyla Vahdettin'e bir mektup yazdırdı. Bu mektupta Şerif Hüseyin'in Osmanlı'ya ihanetini unutmamasını, Hicaz'a geçmesinin onur kırıcı olduğunu ve oraya geçerse ona düşmanlık edeceğini, Malta'da kalmasını ve uygun zaman olduğunda onu İstanbul'a geri getirmek istediğini belirtti. Ancak mektup Vahdettin'e ulaştığında o çoktan Hicaz'daydı. Mektubu okuduğunda Abdülmecid'in üslubunu hiç beğenmedi ve kızı Sabiha Sultan'a Abdülmecid'e iletmesi için bir mektup yazdı. Buraya siyaseten değil, İslam ülkesinde yaşamak için geldiğini belirtti ve rakibi olarak gördüğü Abdülmecid'e "Beni korumak onun elinden gelmez, onun boyunu aşar" dedi. Vahdettin Hicaz'a geldiğinde Şerif Hüseyin tarafından oldukça iyi ağırlandı. Ancak Vahdettin etrafındakilere "İkramın bu kadarı sıkıyor, altından bir şey çıkmasa bari" diyerek kuşkularını dile getiriyordu. Vahdettin hala kendini halife olarak görse de Şerif Hüseyin onun halifeliğini tanımıyor gibi davranıyordu. Çünkü onun da hayalinde halifelik makamını ele geçirmek vardı. Belli ki Vahdettin ile bu yüzden yakın olmaya çalışıyordu. Ancak kısa bir süre sonra Vahdettin Şerif Hüseyin'e Hicaz'daki aşırı sıcak havalara dayanamadığını söyleyerek Kıbrıs'a veya Hayfa'ya gitmek istediğini söyledi. Bu durum için İngilizlerden müsaade lazımdı. Ancak Şerif Hüseyin arkadan hançerleme huyundan vazgeçmiyordu. İngilizlere yazdırdığı mektupta "Sultan Kıbrıs'a veya Hayfa'ya gitmek istiyor. Bu arzunun arkasında başka sebeplerin yattığından şüpheleniyorum" diyerek İngilizleri Vahdettin'e karşı şüpheye itti. İngilizler eski halife Vahdettin'in özgürce dolaşıp güç kazanabileceği bir Müslüman ülkesine gitmesini istemiyordu. Bu yüzden Hayfa'ya veya Kıbrıs'a gitmesine izin verilmedi. Ancak Taif'e geçmesine müsaade edildi. Vahdettin ve Şerif Hüseyin İngilizlerin güdümünde hareket ediyordu. Ve bu hareket bir tek Türkleri değil, neredeyse bütün İslam alemini rahatsız ediyordu. Hatta Müslüman tebaa Şerif Hüseyin'i ve Vahdettin'i İngilizlerin kuklaları olarak görüyor ve İngilizlerin Müslüman dünyasındaki planlarını bu iki kişi aracılığıyla yürüttüğünü konuşuyordu. Vahdettin ise bu söylentilere cevap olarak bütün İslam alemine hitaben bir beyanname yayınladı. Bu beyannamede Mustafa Kemal Paşa'ya ve kuvvacılara karşı sert ifadeler kullandı. Kendisine hain diyenlere okkalı cevaplar verdi ve kaçmadığını, sadece hicret ettiğini söyledi. Ancak bu bildiri Şerif Hüseyin'in emriyle Hicaz'da yayınlanmadı. Çünkü Vahdettin bu bildiride halife olduğunu dile getirmişti ve halifelik için yanıp tutuşan Şerif Hüseyin muhtemelen bu yüzden Hicaz'da yayınlanmasını yasaklatmıştı. Buralarda daha fazla kalamayacağını anlayan Vahdettin Kıbrıs'a gitmek istiyordu. Ancak İngilizler bunu reddedip duruyordu ve onu İtalya'nın San Remo şehrine yönlendirdiler. Vahdettin İtalyanlara kendi geliriyle yaşamak istediğini bildirdi ve burada 4 katlı Villa Nobile kira karşılığında yerleştirildi. Vahdettin İtalyan kralla görüşmeler ve bazı durumlar hariç evden çıkmazdı. Yaşlılığın da getirdiği hislerle yüksek duygusallık ve üzüntü içindeydi. Ara sıra besteler yapar ve yaşadığı ruhsal bunalım bu eserlerine yansırdı. Ayrıca Vahdettin gittiği hiçbir yerde rahat edemediği gibi burada da aradığı huzuru bulamadı. İtalya'da da kısa bir süre kalıp Müslüman bir ülkeye gitmenin hayalini kuruyordu. Bu sıralarda İngilizlerle de bol bol temaslar kurarak ailenin yanına getirilmesini ve mallarının geri alınmasını talep ediyordu. Ancak İngilizler, "Böyle bir girişim Ankara hükümetinin tepkisini çeker. Uygun zamanı beklemeliyiz" diyerek bu teklifi reddediyordu. Artık İngilizler Vahdettin'le ilgilenmiyor ve o da bunun yavaş yavaş farkına varıyordu. Aylar ayları kovalarken Türkiye'de hanedan üyelerinin sürgün edilmesine ve hilafetin kaldırılmasına dair bir dedikodu yayıldı. Bu sıralarda Abdülmecit Ankara'ya bir telgraf yazarak hilafetin ilgasının Türkiye'nin İslam alemiyle bağını keseceğini söyledi. Ancak hanedan sürgünüyle alakalı hiçbir şey demedi.
hilafetin kaldırılması konusunda ciddi tepkiler veren Kurtuluş Savaşı paşaları dahi bulunuyordu. Derken Mustafa Kemal Paşa gözünü karartarak 3 Mart 1924 tarihinde hilafeti kaldırdı. Bu kanunla birlikte padişah mallarına el konuluyor, hanedan mensupları ise Türkiye'de yaşamaktan men ediliyordu. Hanedan üyeleri için ülkeye veda zamanı gelmişti. Ülkeyi terk etmeleri için şehzadelere 24 saat, sultanlara ise 10 gün müddet verildi. Ancak Halife Abdülmecid'in ise ülkeyi hemen o gece terk etmesi emredildi. Halife kararı öğrenince sinirlenerek, "Ben vatan haini değilim, buradan ölsem de gitmem. Ceddim Fatih'in fethettiği bu topraklardan beni zorla çıkaramazlar," dedi. O sırada yanında bulunan damat paşaya, "Paşa bir şeyler yap," diye serzenişte bulundu. Damat paşa ise acı bir şekilde, "Vapur kalkıyor efendim," diyerek odadan ayrıldı. Sarayın etrafı sarılmış, bütün telefonları kesilmiş ve dışarıyla bağlantı kurulması da engellenmişti. Abdülmecit elinden hiçbir şey gelmeyeceğini o an anladı. Ve 1,5 saat boyunca hazırlandıktan sonra Türkiye dışına çıkmak için yola koyuldu. 2 haftalık bir sürede Türkiye'de 141 kişilik Osmanlı hanedanından tek bir kişi bile kalmamıştı. Kimileri Suriye'ye, kimileri Avrupa'nın çeşitli noktalarına dağıldı. Bir devir böylece kapanmıştı. Ayrıca hilafetin kaldırılması İslam dünyasında da bir hareketlilik yarattı. Ve Mısır'da hilafet kongresi yapılacağı söylentisi oluştu. Vahdettin hemencecik Mısır Ulema Birliği Başkanı'na bir mektup yazdı ve Abdülmecid'i hesap dışı bırakarak özetle "Şeriatı savunabileceğim bir yer aramak için İstanbul'dan ayrıldım," dedi. Bunun yanında Mustafa Kemal Paşa'ya ve Kemalistlere ağır suçlamalarda bulundu. Ancak gelen cevap hayallerini suya düşürdü. Mısır'dan gelen cevap Mustafa Kemal'le anlaşma yolunun arandığı yönündeydi. Ancak Vahdettin için iyi haberlerden biri de aile hasretinin bittiğiydi. O döneme kadar sık sık Türkiye'deki olayları takip eden Vahdettin, sürgün yaşayan ailesine kavuştuktan sonra Türkiye'ye biraz daha kayıtsızlaştı. Hatta İstanbul'dan getirdiği evrakları dahi şöminede yaktı. Artık ailesiyle birlikte kendi halinde takılan bir profil olmuştu. Ancak Ankara Vahdettin'i gözlemlemeye devam ediyordu. Ne kadar eski bir padişah bile olsa Türkiye'ye bir tehlike oluşturma ihtimali her zaman mevcuttu. Hatta Vahdettin'in kayınbiraderlik kontenjanından yaverliğini yapan Zeki Bey, para karşılığında Ankara hesabına çalışarak Vahdettin hakkındaki tüm bilgileri Cenova Büyükelçiliği vasıtasıyla Ankara'ya iletiyordu. Vahdettin'in yanında bir köstebek vardı. Yani Ankara'nın eli Vahdettin'in üzerindeydi. Sürgünün üzerinden 11 gün geçmişti ki Vahdettin'in villasından silah sesi yükseldi. Telaşlanan villa halkı vurulmuş halde bir ceset buldu. Bu ceset Vahdettin'in doktoru Reşat Paşa'ya aitti. Hadise Türkiye'de de büyük bir ses getirdi. Olayı kimin yaptığı bilinmiyordu. Paşa'nın damadı bu cinayet için ilginç bir açıklamada bulundu. Kayınbabasının cinayete kurban gittiğini ve azmettirenin Vahdettin olduğunu öne sürdü. Dava o kadar önemliydi ki istiklal mahkemelerinde bile görülmeye başlandı. San Remo'daki gizli cinayeti Kuvayi Milliye karşıtlığı ile bilinen hilafetçi bir oluşum olan Tarikat-ı Salahiye'nin Vahdettin azmettiriciliği ile işlediği iddia edildi. Tarikat-ı Salahiye Ankara hükümetini devirmek için çalışan bir oluşumdu ve yine bir iddiaya göre Vahdettin bu oluşuma maddi destek sağlıyordu. Reşat Paşa cinayetiyle birlikte Türkiye'deki mahkemelerde 11 kişi Tarikat-ı Salahiye üyeliğinden dolayı yargılanarak asıldı. Vahdettin'in kurdurduğu ve maddi destek sağladığı iddia edilen örgüt Ankara'da ezilerek faaliyetlerinin önüne geçildi. Kimileri Reşat Paşa'nın ruhsal bunalım yaşadığı için intihar ettiğini söylemekte. Ama ne olursa olsun kesin olarak birilerini suçlayabilecek belgeler elimizde bulunmamakta ve bu olay hala karanlığını koruyor. Bu sıralarda Vahdettin'deki para suyunu çekmeye başlamıştı. Mahallenin bakkalına dahi borçlanmıştı. Sürgünden sonra ailesi iyice kalabalıklaşmış ve oturduğu villaya sığamaz olmuşlardı. Bu yüzden 1925'in Haziran'ında daha ucuz ancak daha büyük olan Villa Manoli'ye taşındılar. San Remo şehrinde bulundukları kasaba sanki minyatür bir İstanbul olmuştu.
Çevre oteller ve çevre villalar çoğunlukla sürgündekilerin konak yerleri olmuştu. Ancak Vahdettin günden güne yaşlanmış ve aksakallı bir dede olmuştu. Bir gün kendisine misafirliğe gelenlere "Her şey benim yüzümden oldu. Tevekkül siyasetinin kurbanı oldum." dedi. Burada bulunduğu süre boyunca ziyaretleri eksik olmadı. İşgal kuvvetleri komutanları dahi ara sıra ona çay içmeye gelirdi. Bunun yanında teşkilatçılar da ondan para koparmak için sık sık misafirliğe gelirdi. Çünkü Vahdettin padişahlık alışkanlığından olsa gerek, gelenleri mükafatlandırmak için onlara zarfın içinde para verirdi. Bu yüzden bu durumu suistimal etmek isteyenler de bulunuyordu. Derken bu sıralarda yeniden hilafet kongresi gündeme geldi. Vahdettin yeniden bir mektup yazarak, "Ben hayattayım, hilafetten feragat etmedim. Dolayısıyla halife filan seçemezsiniz. Bunun aksine hareket etmek, İslam dünyasını bölmektir." diyerek sert bir tepki gösterdi. Ancak nafileydi. Neredeyse bütün İslam liderleri halifelik makamına göz koymuştu ve Vahdettin göz ardı ediliyordu. 1. ve 2. Hilafet Kongresi'nde hiçbir sonuç çıkmadı. 3. kongre toplandığında Vahdettin zaten hayatta değildi. Vahdettin son yıllarında elinden giden hanedan mallarını geri almakla meşgul oldu. Hatta bu işin hukuki tarafını dahi inceletti. Bu dönemde ailede kendini reis ilan eden 2 kişi vardı. Abdülmecit ve Vahdettin. Bu yüzden onunla sık sık sorunlar yaşardı. Derken 16 Mayıs 1926 gününe gelindi. Vahdettin o gece akşam yemeğinden sonra tüm ev halkını odada topladı. Kalabalık geç vakitlere kadar neşeli muhabbetler etti. İstanbul'daki anılarından konuşup eskiyi yad edip durdular. Ardından midesi bulunan Vahdettin eşi Nevzat Hanım'a seslenerek "Bana bir tas getir." dedi. Vahdettin gelen tasa istifra ettikten sonra "Aman şu tası dök de pis pis kokmasın." dedi. Nevzat Hanım leğeni döküp odaya döndükten sonra Sultan Vahdettin'in cansız bedenini buldu. İşte son padişahın sürgün yılları böyle geçti ve hayata böyle veda etti.